Niye getirdin şimdi beni buraya pazar pazar? Kim bilir gene ne manasız hareketlerde bulunacaksın. Tabii hayatı boyunca basket topu peşinde koşmuş bir adamın nasıl bir hayali olabilir ki? Burası zeytinyağı fabrikası. Dıştan görünüm. Memnun oldum. Ben de Mustafa Ali. Boydan görünüm. Dalga mı geçiyorsun oğlum? Bana ne muhtarın zeytinyağı fabrikasından? Siz benimle gelin lütfen. Burası da fabrikanın içi. Bunlar ne şimdi? Zeytinyağı. Ağzına kadar dolu. 70 ton 20'lik tenekelerde. Ne olacak bunlar? Ben bunları sattım. Kime? Rusya'ya. Nasıl sattın oğlum? Mallar burada. Şöyle izah edeyim. Muhtar babam litre başına 17 lira 50 kuruş istiyor. Evet. Ben bunları Rusya'ya 25 liradan sattım. Litresi mi? Evet. Arada 7,5 lira var. Evet, 70 tonda. 555 bin yapar. Yok, 525 bin yapar. Doğru. Heyecandan şaşırdım. Yoksa ben hiç şaşırmam. Pardon, açmam lazım. Aç. Çabuk konuş. Alo? Aşkım, Gökova'ya gidelim mi? Hem bak Şakir, Dudu, abimler falan hepsi gidiyormuş ha? Bilmem. Babana sormam lazım. Zaten şu anda yanımda. Bir dakika. Biz bugün Duru'yla Gökkova'ya gezmeye gidebilir miyiz? Tamam. Lafı uzatmasın. Nereye gidecekseniz gidin. Kapa hadi. Tamam, hallettim. Ya sen harikasın, harikasın. Şu anda kapatmam lazım. Ben seni ararım. Dün gece odada bana bahsettiğin şey bu muydu? Evet. Ben bunları sattım ama satışı tamamlamak için size ihtiyacım var. Bana ne ya? Muhtar kendi malını kendi satsın. İhracattan anlayan biri lazım. Ha, o da ben miyim? Evet. Muhtar babam litre başına 17 lira 50 kuruş bana var, yeter dedi. Üzerinde kalan 525 bin lira sizin olsun. Siz satın, ben bir şey istemiyorum. Ha. Yok ya, bir de rüşvet ha, uyanığa bak sen. Kızımı almak için 525 bin lira mı teklif ediyorsun? Başlık parası ha? Başlık parası? Başlık parası ne? Nasıl bir başlık? Ha, kravatacı falan mı? Lafı geveleme. Ben kızımı sana değil 525 bin, 5.525.000 versen gene vermem. Ama sana bir şans vereceğim. Son şans gibi düşün. Sana yardım edeceğim. Çünkü şu anda sende ticari bir zeka gördüm. Bu bana ilerisi için ışık tuttu. Çok teşekkür ederim. Dur. Hemen olmuş gibi düşünme. Ama artık Duru'yu sana verip vermeme konusunu düşünmeye başlayabilirim. Gene de dikkatli ol. En ufak bir hatanda vazgeçerim. Bugüne kadar sizden duyduğum en güzel cümle. Hemen gevşeme. Yarından itibaren hiç vakit kaybetmeden çalışmalara başlayıp bu ihracatı bir an evvel bitiriyoruz. Güzel. Verin elinizi öpeyim. Alıp. Ama burada. Başkalarının yanında asla olmaz. Kimse görmeyecek. Bu konuştuklarımızdan da kimsenin haberi olmayacak. Sana karşı katı tutumumu dışarıda sürdürmeye devam edeceğim. Bunu şu anda gizli bir ittifak gibi düşün.